Herkese selam arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizinle beraber Roblox Program'ın RP'deyiz ve bugün inanılmaz bir şey daha göstereceğim şimdi size. Ve bugün tekrar Roblox Program'ın RP'ye bir güncelleme gelmişti. Ve arkadaşlar biz de gene güzeller yapacağız. Şimdi şöyle gidelim. Arkadaşlar şimdi Ege'sinin güzelliği üstüne önce bir gidelim. Arkadaşlar bir tane şey vardı ya, neydi onun ismi? Aran vardı ya arkadaşlar. Atom odası mı diyeyim artık, ne bileyim. O zaman yüzüyle yapmaya arayan var ya arkadaşlar. Orası arkadaşlar. Orası ne işe yarıyor biliyor musunuz? Orası arkadaşlar. Ya aslında orası zaman yüzüyle yapmaya işe yarıyor diye şeyler vardı ya işte. İşe yarıyor diyorum. Yarıyorsa arkadaşlar. Evet. Mesela arkadaşlar işe yaradı. Biz de ne yapacağız abi? Ne diyorum ben, çok karışık anlattım. Arkadaşlar. Öyle değildi aslında konu. Arkadaşlar şöyle yapacağız. Bakın. Arkadaşlar. Şimdi orada doldurulmuş kili bulmak için. Bir zamanlar doldurulmuş kili bulmak için. Şeyin. Bir tepenin dibini arayın. Öyle diyordu ya arkadaşlar. O tepenin dibini arayın. Burası olabilir arkadaşlar. Doldurulmuş kil ama ne alaka? Falan filan işte. O güzel tam çözemedim. Arkadaşlar. Bir de bir şey daha fark ettim. Yani fark ettim. Şimdi şöyle yapıyorsunuz. Şimdi kapatıyorsunuz. Bir arkadaşlar. Ya. Açıp durmayın artık. Arkadaşlar kim açıyor ya? Sen mi açıyorsun? Arkadaşlar şimdi buradaki beyaz kağıt var ya. Beyaz kağıdın üzerinde arkadaşlar bir şey yazıyor. Arkadaşlar bu yazıyı alt yazıda çevirdim arkadaşlar. Şu anda size alt yazıda görüyorsunuz. Ne demek? Şöyle. Peki bu yazı alanı bu nasıl yani arkadaşlar? Bir, bu ipucu olabilir. Belki arkadaşlar bize o polis yazmıştır. Yani haberiniz olsun. O polis bize böyle bir not yazmıştır. Son arkadaşlar. Bak. Bir şey daha göstereceğim size. Şimdi şunlardan dördü kapatıyoruz arkadaşlar. Bakın dördü kapattık. Yok, dördü astık. Bu beşler kapalı. Ben arkadaşlar dördü astım. Yani dördü açınca peki ne oldu arkadaşlar? Yani ne oldu, ne değişti? Bunu size göstereyim. Gidelim. Arkadaşlar dördü açınca ne değiştiğini hemen size göstereceğim. Yalnız bu beyaz çiftliğinde arkadaşlar. Beyaz çiftlik var ya. Arkadaşlar oraya gitmemiz lazım. Beyaz çiftlikte göreceğiz tabii ki de. Tabii ki de ne olduğunu orada anlayacağız. Şimdi. Arkadaşlar bu arada son zamanlarda tıklanma oranlarımız da çok düştü. Gerçekten bayağı düştü. Şu an yani takip etmiyorsanız hala kanalı. Takip etmeyi lütfen unutmayın. Evet. Bakın burası açıldı gördünüz. Normalde burası kapalı arkadaşlar. Burada bakın şey açmanın yolu ne biliyor musunuz orası? Yani. İsterseniz inanmıyorsanız kendiniz deneyin ama arkadaşlar 5'i falan kapatmayacaksınız. Yani 4'ü sadece 4'ü açacaksınız arkadaşlar. 4'ü açmanız yeterli. 4 açtığında orası açılıyor. Ya ben bunu dün biliyordum zaten arkadaşlar. Dün videosunu çektim de atmadım. Sildim. Yani çok iyi olmadı falan filanlar. O yüzden arkadaşlar ben de böyle yeni bir video çekmeye karar verdim. Şimdi şöyle ne yapalım? Ben bunu yoksa biliyorum ya. Şimdi. Çok olmadı, ben de öğrendim. Dün mi ne öğrendim? Şimdi arkadaşlar buraya geliyoruz. 4'ü kapatıyoruz. Şimdi ne olacak bakın. Yani inanmıyorsanız gidip hatta videoda size leşme olarak göstereyim. Şimdi. Biraz
yazdım zaten göreceksiniz. Sonradan arkadaşlar ne yapacağız biliyor musunuz? Size bir yazı göstereceğim. O yazının ne anlama geldiğini size göstereceğiz arkadaşlar. Ben kapıra. Yani o bir dört burayı kontrol ediyor. Peki bu ne demek? O da yani arkadaşlar. Yani Ege'sin o güzelliği yerinde. Demek ki bu anahtarlar bunlar arkadaşlar. Bir düğme. O bir sıradan değiller. Yani bu okumunda belirli yerleri açıyorlar. Yani arkadaşlar. Yani o 5, 6 bilmem ne. Onlar da belki belirli bir yerleri açıyordur. Ya da belirli bir yerleri kapatıyordur. Bir iş yapıyordur yani arkadaşlar. Arkadaşlar bu yani konumuz bu. Ama arkadaşlar yani biz sadece bir tane bulabildik. Yani diğerlerini ben bilmiyorum. Biliyorsunuz lütfen yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Çünkü ben gerçekten kafam karıştı. Bilmiyorum yani gerçekten böyle bir şey var mı? Ama neden? İşte tekrardan şimdi gidelim. Şurayı açıyorum. Yani şuraya geliyoruz. Ve buradan şimdi şu duvarın arkasında bir şey görüyorsunuz. Hemen onu size göstereceğim. Arkadaşlar yani şimdi sizden gireceğiz bakın. Şöyle kutumuzu alacağız ve şöyle arkadaşlar şimdi bakmamız lazım. Bakın orada bir yazı var arkadaşlar. Ve orada 3 lavur bilmem ne gibi bir şey yazıyor. Tam göremedim. Şöyle bir ekran görüntüsü yapayım. Bakın nasıl bakarız. Evet. Tamam. Arkadaşlar peki o yazı ne demek yani arkadaşlar şimdi bunu hemen konuşalım sizinle. O yazı ne demek? Arkadaşlar o yazı şey yani arkadaşlar değişik bir ipucu. 3 rever bilmem ne yazıyor orada birazdan göstereceğim zaten. Ve burada gördüğünüz gibi 3 yazısının altında hepsinin varken 3 yazısının altında yok. Yani bu ne demek? 1 şey işte. Bizim arkadaşlar yani Ege'sinin işte bir arkadaşlar orası 1 2 autosopun altındaki üst 3 burası ve daha çok üstünler de üst diğer üstleri diye bir tahmin var tahmin yürütüyorum ama arkadaşlar aslında böyle değil çünkü 4 anahtarı nereye açıyor derseniz arkadaşlar bir anahtar gibi şey açıyor yani böyle beyaz kırbenin şeyini açıyor yatak gibi şey açıyor yani böyle olamaz bana başka bir şey ama arkadaşlar içinde o yazının bir alakası olduğuna eminim arkadaşlar siz tam göremiyor olabilirsiniz ama bakın biraz parlaklığı da açalım. Bakın. Biraz ters gibi. TŞ bir dakika arkadaşlar. TŞ rever 3. Evet öyle bir şey yazıyor. Bu arkasında bir şifre olabilir. Yani arkadaşlar isterseniz siz de bir girip bakın yani ben böyle şey aldım. Böyle sunmuşsunuz alıyorum arkadaşlar. Ya bu ne demek arkadaşlar yani o 3 yazısının altında bir düğme o düğmelerden olmamasıyla bu 3 şeyinin bir alakası olduğuna eminim. Sonraki güncellemelerde belki arkadaşlar bunlar şey olabilir yani. Daha çok bilgi verilebilir bu konu hakkında. Neyse görüşmek üzere.
Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.